Deniz fenerini kırmışsınız. Bakabilir miyim? Toprak Bey, ben çok özür dilerim yani. Bu sizin için çok önemliymiş. Ben istemeden kırdım. Ben tamir etmeye çalıştım elimden geldiğince. Hani eskisi gibi de gözüküyor ama... Eskisinden daha iyi olmuş. Teşekkür ederim. Bu o. Buldum onu. Melia Aydın. Toprak Bey, Melia Aydın. Melia Aydın kim? Yani neden bu kadar heyecanlandınız? Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Bu onun imzası. Melia Aydın. Hemen hatırladım. Demek bunu o yapmış. Ben her şeyi unuttum diye düşünürken ahşapla uğraşmayı, ona şekil vermeyi unutmamışım. Sizin hediyenizi yaparken bunu bir kez daha iyi anladım. Melia Aydın. O benim ustamdı. Gönül gözüyle yapılan en hakikatli olandır diyen ustam. Evet, hatırlıyorum. Bahçede söylemiştiniz. Toprak Bey, sizin adınıza çok sevindim. Sesi hep kulağımda çınlıyordu ama yüzünü hiç getiremiyordum gözümün önüne. Şimdi ismini de biliyorsunuz. Eğer siz bunu kırmasaydınız, altına bakmak hiç aklıma bile gelmeyecekti. Feneri kırdım diye o kadar üzülmüştüm ki. Bu fener nedenini bilmediğim bir şekilde beni hep kendine çekmişti. Evet, benim için önemliydi ama siz olmasaydınız bunun nedenini asla anlamayacaktım. Farkında olmadan bana o kadar büyük bir iyilik yaptınız ki. Geçmişimi tekrar hatırlatabilecek, o kişiyle yeniden tanışabileceğim. Peki ismi size başka bir şey çağrıştırıyor mu? Hani onu daha kolay bulabilmeniz için. Belki de birlikte bir yerde çalışıyordunuz ya da bir atölyeniz vardı. Hayır. Adından başka hiçbir şey yok. Toprak Bey, geçmişinizi hatırlamayı ne kadar çok istediğinizi biliyorum. Bence ustanız size bu konuda yardımcı olacak. Onu bulursam. Bulacaksınız. Sağ olun. Şimdi ne yapacaksın bakalım Fidan Hanım? Ay, Toprak onu azarlarken yüzünü görmeyi o kadar çok isterim ki. Kıpkırmızı yüzüyle hiçbir şey söyleyemeyen o haline. Merhaba anne. Merhaba yavrum. Merhaba. Merhaba. Esimcim, benim sana bir şey göstermem gerekiyordu da... biz bir çıkalım. Hı hı. Müsaadenizle. Nedir evladım o? Çok sevdiğim bir şey. Deniz feneri. Ya nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor bu? Bu kızı güngür güngür ağlayarak gelmesi gerekiyordu. Demek ki işler istediği gibi gitmemiş. Baksana şu hallerine, sıfır gerginlik. Neyse canım, sıkma canını. Yani her plan tutacak diye bir şey yok. Bu olmadı, yenisine bakarsın. Hadi kalk, bak güzellik merkezine randevum vardı. Bir cilt bakımı yaptırırız, üstüne bir tay masajı. Oh var ya, prensesler gibi oluruz, hadi. Yok, ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Benimle geleceksin. Yok. Aydan bak, bakışların beni korkutuyor lütfen. Hadi gel gidelim. Ben şimdi birine haddini bildireceğim. Sen git. Hı. Keyfin kimsede yok Fidan Hanım. Tüm konağı avucunun içine aldın. Partiler, hediyeler, kutlamalar. Oh! Gören de sen konağın hanımısın, biz de hizmetçiyiz zanneder. Delirmemek mümkün değil. Delirmemek elde değil. Ama yok, yok. Deliren ben olmayacağım. Ben onları delirteceğim. Deliren ben olmayacağım. Sakin ol Aydan. Sen bu evin hizmetlisisin. Ona göre davranacaksın. Haddini bileceksin. Senin için bir şey düşünmeli. Bir şey düşünmeli ki senin aklın başına gelmeli. Bu sefer öyle bomba etkisinde bir şey değil. Daha böyle ufak, tadında bir şey. Daha böyle onur kırıcı bir şey. Tabii hala kırılacak bir onurum kaldıysa. Sırma. Buyurun Aydan Hanım. Nereyi temizleyeceksin? Akşam yemeğinden önce terası ve çatı katını yapayım dedim. Ha iyi. Yani gerçi havalar soğudu ama olsun, sen yine de temizle. Müsaadenizle ben işin başına döneyim, bir isteğiniz yoksa. Sen o elindekileri bırak, git Burak'la ilgilen. Anlamadım Aydan Hanım. Bir şeyi de bir seferde anla Sırma. O elindekileri bırak, git Burak'la ilgilen. Peki. Duvarlarımı yıktım mutlu ol diye. Kendimi unuttum beni sev diye. Fidan! 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 Buyurun Aydan Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Ne yapıyordun orada? Burak için bir şeyler mi hazırlıyordun? Evet. Hı, tamam. Sen şimdi bırak onları. Burak'la ben ilgileneceğim bugün. Senin başka işlerin var. Ne işi? Terası temizleyeceksin. Hadi canım, hadi. Elini çabuk tut. Öyle boş boş durma. Çalış. Anladın mı? Çalış. Peki Aydan Hanım. Fidan? Ay çok kirlenmiş buralar. Ay. Sen en iyisi buraların komple böyle tozunu al. Tamam mı? Sonra şu yastıkları falan havalandır. Hatta ne yap biliyor musun? Bu böyle koltuk takımının yerine olduğu gibi değiştir. Tamam mı canım? Tamam Aydan Hanım. Tamam. Hadi elini hızlı tut. Hadi. Sen ağırsın çünkü. Fidan ablan ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki. Gelir o ama. Hadi biz oyun oynamaya devam edelim. Ya Burak'cığım. Alınıyorum ama. Yoksa sen benimle oyun oynamak istemiyor musun? Ben Fidan ablamla oynamak istiyorum. O senden daha eğlenceli. Aşk olsun Burak. Niye öyle söylüyorsun ki? Bak burada seninle ne güzel oyun oynuyorum. Ben Fidan ablam istiyorum. Çünkü o hep beni güldürüyor. Sonra sıkılırsam bana masal anlatıyor. Biz çok eğleniyoruz. Oğlum, ne oynuyorsunuz bakalım siz Sırma ablanla? Ben Sırma ablamla değil, Fidan ablamla oynamak istiyorum. Burak'cığım, Fidan ablanın işi var. Bak onun işi bitsin, ben onu hemen senin yanına yollayacağım, tamam mı? Sen şimdilik Sırma ablanla eğlen. Oyna Burak'cığım, tamam mı Sırma ablanla? Hadi. Hadi al bunu. Al. Fidan, ne yaptın? Temizledin mi her yeri? Bitti sayılır Aydan Hanım. Ay şöyle evimin manzarasına bakayım. Ay inanmıyorum. Ay kim koydu bunu buraya ya? Sen mi koydun? Ay devrildi ya. Ay ben en iyisi ayaklarım toprak olmadan çıkayım buradan. Sen buraları iyice temizle ama, tamam mı? Temizlerim ben Aydan Hanım. Tüh. Ay bu kiremitler falan da çok kirlenmiş biliyor musun? Bunları da mı temizlesin? Korkma. Şaka. Şaka. Gül diye. Buz gibi havada kapalı kal da gör bakalım sen. Görmen lazımdı Şenay abla. Kendini kaybetmiş. Hayalet gibiydi. Atmış kendini öylece sokaklara, sağda solda yürüyor. Yalın ayak. Aklını kaybetmişti. Allah korusun. Üstü başı incecik. Donmak üzereydi. Tam zamanında bulduk. Ama ne? Ama ne Asya? Ya korkutma beni, bir şey mi olmuş? Yok. Orada bir şey olmadı ama yetişmesem olacaktı. Eve gittikten sonra yine kendine gelmemiş. Bir not bırakıp çıkmış evden. Kimseye görünmeden otobana gitmiş. Canına kıymaya. Hadi be canım. Artık hiçbir şeyim yok. Mertsiz yaşayamam diyordu. Tutunduğu tek dalı da almışım elinden. Bundan sonrası ha varmış ha yokmuş. Arabaların altına atıyordu, az kalsın kendini zor yakaladı. İnanabiliyor musun? O kadar kötü hissettim ki o an. Bir insan kendinden, hayatından vazgeçme noktasına gelmiş. Ölümle yaşam arasında bir adımlık mesafesi kalmış. Asya, sen bunların gerçek olduğundan emin misin? Evet Şenay abla, ben kurtardım. Tutmasaydım atıyordu kendini yola. Vallahi işte işin içinde Zehrin teyzeyle bu kız olunca ben gözümle gördüğüme de inanmıyorum yani. Bugüne kadar Mert'le seni ayırmak için neler yaptı çünkü bunlar? Yok. Bu defa gerçekti. Gözlerinde gördüm o vazgeçişi. Hiçbir şeyim kalmadı dediğinde içimde hissettim. Kararını vermişti, atacaktı kendini. Mert'le aşkımız o kadar büyüktü ki. O kadar gözümüzü kamaştırıyordu ki. Göremedik belki de. İlişkimiz etrafımızdaki herkesin hayatını bir şekilde etkiledi. Ne demeye çalışıyorsun ya? Adnan'dan ayrılacağım. Kendi hayatıma bakacağım Şenay abla. Mert'le bir araya gelme hayali kurmuyorum artık. Asya, bak tam bütün engelleri aştınız, bütün sorunları çözdünüz derken yapma ne olursun, gözünü seveyim ya. Bir başkasının felaketi olacaksa ne anlamı var? Mutsuzluk üzerine mutluluk olmaz Şenay abla. Benim içim almaz. Bu konuyu çözmem gerekiyor. Onunla konuşacağım. Mert'le yeniden bir araya gelmeyeceğimizi anlatacağım. Söz vereceğim ona. Benden ona bir zarar gelmeyeceğini bilsin. Mert'le yeniden bir araya gelmeyeceğimizi bilsin. Yoksa tekrar dener o kız Şenay abla, durmaz. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Bir canın vebalini alamam. Bana sorarsan hiç doğru yapmıyorsun Asya. Yani şu kızın lafına bakıp Mert'ten vazgeçiyorsun. Yok. Yok, olmaz böyle. Gerçekten olmaz. Bak, otur bunu bir tekrar düşün. Bunların oyunları, düzenleri bitmez. Çünkü bunlar sınır tanımayan manyaklar. Ya Asya. Benim içimde şüphe var. Sende hiç yok mu? Merdivenden ittim, olmadı. Depoya kapattım, olmadı. Adnan'la işbirliği yaptım, yine olmadı. Ama bu sefer kesin oldu. Demek ki neymiş anneciğim? Bu kızın vicdanına oynayacakmışız. Demek ki neymiş güzel kızım? Azıcık anne sözü dinlemek gerekiyormuş. Öyle ağlayıp zırlayıp kendini paralamadan önce, değil mi? Öyle anneciğim. Bundan sonra sen ne dersen o. Zaten bir görmen lazımdı. Öyle bir inandı, o kadar üzüldü ki. Yani az kalsın ben bile Asya'nın haline üzülecektim. Ay yok be, ne üzüleceğim o şavşeytanın haline. Ne hali varsa görsün. Vallahi Selma, bize yaptıklarından sonra, bize çektirdiklerinden sonra kurudum dese bir damla su vermem, inan yani. Ya ne geldi çocuğumun başına onun yüzünden be? Başına gelmeyen kalmadı, mahpus damlarına bile düştü. Değil mi ya? Allah'ından bulsun. Bir gün yüzü göstermedi çocuğa. Az kalsın Mert'le beni ayıracaktı. Ha. Ama var ya, biz seninle ikimiz el birliği ettikten sonra çok zor. Hı. Bana bak, nasıl yaptı anlatsana bir. Yapma Selma. Dur Selma. Değmez. Beter olsun. Otursana karıcığım. Demek hepsinin arkasında sen vardın. Nerede bunlar? Her yere de baktık. Son zamanlarda o kadar çok şey yaşadık ki. Biraz ortada görmeyince meraklanıyor insan. Belki oyuna daldılar. Ne bileyim, belki saklambaç falan oynuyorlar. Ha yok. Böyle olmayacak. En iyisi ben Fidan'ı arayayım. Fidan cevap vermiyor. Abla, Toprak Bey de yok galiba konakta ya. Fidan'la Burak'ı ararken ona da hiç denk gelmedim. Kızım çıkmıştır belki, şirkete falan gittiyse. Aydan Fidan'a bir şey yaptı desem. O da konakta yok. Ay Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Ben en iyisi Toprak Bey'i arayayım. Çalıyor. Efendim? Alo, Toprak Bey. Biz Fidan'la Burak'ı konakta göremeyince merak ettik. Acaba birlikte mi çıktınız? Evet. Fidan Hanım'a takviye bir iki vitamin almaya çıktı. Hem biraz hava alırız dedik. Burak da çok istiyordu. Kusura bakmayın, böyle apar topar çıktık. Siz de merak ettiniz tabii. Estağfurullah, ne demek Toprak Bey. Burak'a da iyi gelmiştir hava almak. Çok iyi yapmışsınız. Acaba ne zaman dönersiniz? Hani Keriman Hanım sorarsa diye. Birazdan toparlanıyoruz, geliyoruz. Tamam Toprak Bey. İyi günler. Yoldalarmış, birazdan geleceklermiş. Çok şükür abla. Of. Sırma, hadi sen temizliğe başla kızım. Önce Burak'ın odasını iyice sil süpür. Tamam abla. Halide. Buyurun Keriman Hanım. Toprak'la Burak'ı göremedim. Neredeler? Fidan biraz güçsüz düşmüştü de ona ilaç almaya çıkmışlar. Allah Allah. Ali'yi yollardık. Üçü birlikte niye gittiler ki? Burada bir değişiklik olsun, hava alsın diye Burak'ı da götürmek istemiş Toprak Bey. Yani bunların yaptıklarına hiç akıl sır ermiyor. Fidan Hanım'ın ilacını almaya maile gidiyorlar. Ne zaman gelecekmiş? Toprak bir şey söyledi mi? Yoldayız. Birazdan geleceğiz dedi. Allah Allah. Bu ne ki böyle? Sırma. Fidan'la Burak geldi mi? Yok Keriman Hanım, henüz gelmediler. O ne? Bilmiyorum ki, mektup herhalde. Ver bakayım. Sana ait olmayan şeyi niye açıyorsun sen? Neymiş bu? Toprak Bey, siz beni tanımazsınız. Ben Yeter. Siz o zamanla komadaydınız. Burak benim hayatımdaki kanayan yaramdı. Size yalan söylediler. Aydan Hanım, Burak'ın gerçek anası değil. Bunu artık bilmeniz gerekiyor. Burak'ın gerçek anası Fidan Hanım. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni Yeter. Okudun mu sen bunu? Hayır Keriman Hanım, bulduğum gibi siz geldiniz zaten. Bak, bu mektuptan kimseye bahsedersen seni mahvederim. Tamam Keriman Hanım, siz nasıl isterseniz. Yeter Hanım Toprağa mektup bırakmış. İyi de neden? Ne yazıyordu mektupta? Kapat şunu, kapat. Üçü birlikte dışarıya çıkıyorlar ve döndüklerinde benim haberim oluyor. Niye beni hiçbir şeyden haberdar etmiyorsun Sırma? Ha? Aydan Hanım, bizim de daha yeni haberimiz oluyor. Fidan'a ilaç almaya gitmişler. Ben salak mıyım Sırma? Fidan'la Burak ortadan kayboluyor ve sizin hiç haberiniz olmuyor, öyle mi? Çık şuradan, çık. Defol, toparla şunları. Burak'ı da görürsen bana haber ver. Tamam Aydan Hanım. Gelsin buraya. Oyalanma Sırma. Mahvedeceğim seni küçük şeytan. Mahvedeceğim. Oo, maşallah. Keyfin yerinde. Oturmuş çayını içiyorsun. Ben bilmeden yanlış bir şey mi yaptım Keriman Hanım? Az kalsın senin yüzünden yanıyorduk. Bak bir de ne oldu diye soruyor. Bak bu oldu bu. Ben anlamadım Keriman Hanım. Yeter. Toprağa mektup bırakmış. Her şeyi yazmış. Bütün sakladıklarımızı. Ya Toprak okumadan elime geçti de kurtulduk. Yoksa yanmıştık vallahi, taş taş üstüne kalmayacaktı. Anne. Ne yapıyorsun? Zarfı neden yakmaya çalışıyorsun? Sen öyle birden anne deyince şaşırdım. Ya önemli bir şey değil. Hani kimliğimi değiştirecektim de o ara verdikleri geçici kimlik belgesi var ya, onları yakayım dedim. Kimsenin eline geçmesin. Malum dolandırıcılar çok. Hadi, hadi gel. Geçelim içeriye, gel. Dışarıda işlerim var, halletmem lazım. Peki, tamam. Hadi kolay gelsin. Niye yaktı ki Yeter'in mektubunu? Niye göstermedi Necat'a? Onun öğrenmesini istemediyse mi? Sana şükürler olsun, oğlumu bana bağışla. Şükürler olsun. Nereye geldik? Evimize. Evimize mi? Ben konağa dönmek istemiyorum. Merak etme bir tanem, bir daha konağa dönmeyeceğiz. Burada evimizde yaşayacağız. Hem baban da gelecek birazdan. Sen, ben, baban. Üçümüz olacağız bundan sonra. Efendim? Toprak abi. Evet. Ali bir şey mi oldu? Abi, Fidan seni Şile'de, Papatya sokaktaki evde bekliyor. Oraya gitmen lazım. Burak da yanında. Şile'deki ev mi? Ne alaka? Burak yanında diyorsun. Ne oldu Ali? Abi Fidan'ın sana anlatacakları var. Çok önemli. Abi ne olur bir an önce git yanına git. Ali bir şey mi oldu? Bana doğruyu söyle. Abi gerçekten şimdilik endişe edecek bir şey yok. Benim kapatmam lazım. Ali kapat. Toprak nereye gidiyor? Toprak nereye gidiyor? Bu ev çok güzelmiş. Beğendin mi? Evet. Sen bu evde doğdun biliyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten ya. Babam geldi. Baban geldi. Burak. Fidan. Burada ne işiniz var? Bir şey mi oldu? Ve neden ağlıyorsun? Sevinçten. Sevinçten mi? Sizi ağlatacak kadar ne olmuş olabilir ki? Oğlum yaşıyormuş. Ölmemiş, onu öğrendim. Yaşıyor mu? Hı hı. Ölmemiş. Oğluma, canıma kavuştum. Sımsıkı sarıldım ona. Pay Asya. Kokusunu içime çektim. Sana söylememiştim ama aslında ben bir süre önce kocamın da yaşadığını öğrendim. Nasıl? Oğlum Can hayattaymış dedim ya. Evet. Can Burak'mış. Bizim oğlumuz. Bizim. Bizim. Kocamın da hayatta olduğunu öğrendim dedim ya. Evet. O sensin. Sensin. Benim öldü zannettiğim kocam sensin. Kimim? Bu insanlar kim? Nerede gençliğim? Nerede geleceğim? Hani gel kalk Allah kahretsin. Beklediklerim sahte yüzlerle dolu benliğim. Benim oğlum da kocam da hayattaymış. Bana yalan söylemişler. Bize, birbirimize. Günleri hatırladın mı? Bu ev bizim evimizde. Evlendikten sonra burada yaşadık biz. Can bu evde doğdu. Bizim en güzel günlerimiz bu evde geçti. Hatırladın mı Necid? Ben seni ilk gördüğümde sıradan biri olmadığını anlamıştım. Ben seni seviyorum.